Sultanım. Bir ziyaretçiniz var. Kim? Benim validem. Daha önce gelmek, konuşmak istedim sizinle. Her şeyi izah etmek için. Fakat konuşmaya cesaret edemedin değil mi? Öyle ya. Sen beni sırtımdan hançerlemiştin. Ne yapalım? Herkesin tabiatı farklı. İnsanın ruhu kötüyse, kirliyse, ne kadar terbiye edersen et, bir gün böyle ortaya çıkıveriyor işte. Aç kaldığında sahibini ısıran köpekler gibi özüne dönüyor. Hala öfkelisiniz bana. Benden nefret ediyorsunuz. Haklısınız da. Ama ben her ne yaptıysam evladım Şehzade Mehmet'i korumak için yaptım. Kimden koruyacaktın onu? Benden mi? O benim torunum. Sizden değil sultan. Saltanatını o kör ve sağır eden gücünden korudum. Malum uğruna nice evlatlara, nice kardeşlere kıyıldı. Oğlum da onlardan biri olsun istemedim. Sandım ki siz çekilince... Ne sandın? Yerime geçebileceğini mi? Benim yerimi doldurabileceğini mi sandın? Olmadı değil mi? Beceremedin. Beceremediğin gibi bir de her şeyi berbat ettin. Gençlik denen bela benim de başıma musallat oldu valide. Bundandır cüretim. Bilseniz ne kadar pişman olduğumu. Alem harap zira. Nizam bozuldu. Küfar Marmara Boğazı'nı kapatmış. İstanbul'a zahire sevkiyatı durmak üzere. Ahali sefalet içinde, açlıktan kırılacak. Üstelik hünkârımızın olup bitenden haberi dahi yok. Aklını samur kürkle bozmuş zira. Öyle ki herkesten vergi diye samur talep ediyor. Üstelik bunlar da yetmezmiş gibi Yumaşah denen o hatuna nikah kıyacakmış. Yumaşah'ım, güneşim, ayım, padişahım. Nihayet bana bir evlat verdin ya. Orhan'ım. Korkuyorum İbrahim. Ne oldu? Niye korkuyorsun? Evladımız için. Öyle şeyler işittim ki, hatta birçoğunu da sen anlattın bana. Ya evladımız da ömrü boyunca cellatları bekleyerek ölüm korkusuyla yaşarsa? Boşuna endişeleniyorsun. Yakında sadece dairemi değil, tüm sarayı samurkürkte kaplatacağım. Tıpkı bana masalını anlattığın şahın sarayı gibi olacak. Ölümün giremediği. Ve biz şehzademizle birlikte emniyette olacağız. İnşallah hünkârım. İnşallah. Madem şikayetçisin vaziyetten bana niye geldin? Vezir-i Azam Ahmet Paşa'ya git onu anlat derdin. Yahut cinci
Hüseyin Efendi'ye. İkisi de birbirinden beter. Tek dertleri kendi keselerini doldurmak. Hele o cinci denen çıban başı yok mu? Para için yapmayacağı şey yok. Kahraman kadılığı için benden hala namzet bulamazsınız. Eğer tayinimi münasip görürseniz zinhar pişman etmem sizi. Kahraman büyük. Derdi çok olur. Zahmetli iştir. Sen kalkabilecek misin bu yükün altında? Kalkabilirim Hüseyin Efendi. Kalkabilirim. Allah'a inandırdın beni. Vazife senindir. Bütün bu anlattıklarının ziyadesiyle biliyorum. Sen niye geldin onu söyle bana. Haftaya nikah sebebiyle sarayda bir şenlik tertip edilecek. Atike Sultanımız sizin de teşrif etmenizi arzu ediyorlar. Sarayda onca ağa kalfa varken davet için seni gönderdi öyle mi Atike? Hususi olarak rica ettim kendisinden. Zira sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Bir teklifim olacak size. Hı? Çıkar ağzındaki baklayı. Kulağıma bazı laflar geldi sultanım. Tevatüre göre yakında büyük bir isyan çıkacak. Sultan İbrahim halledilecekmiş. Tabii ki sizin emrinizle. İstihbaratın sağlam diyeceğim fakat bunu aptallar da iyi bilir. Evet, fırtına yakın. Kimsenin bilmediği ne zaman ve ne şekilde olacağı. İşin aslı bana göre de tek çözüm yolu bu. Eğer izin verirseniz sizinle birlikte hareket etmek, ittifak kurmak isterim. Ben seninle neden ittifak kurayım? Kan dökülmesine mani olmak için sultanım. Malumunuz sizin kadar olmasa da beni de seven sadık kullar var. Veliaht Şehzade'nin validesi olduğumu da hesaba katarsak, tek bir kurşun dahi atmadan istediğiniz olur. Teklifini kabul ediyorum. Seninle ittifak kuracağım. Fakat bazı şartlarım var. Evvela, Hünkaroğlu'nun kılına zarar gelmeyecek. Bu bir. İkinci mutlak şartımsa, valide-i kebir sıfatıyla saltanat naibesi ilan edileceğim. İdare bende olacak. Elbette bunlar müzakere edilir, bir orta yol bulunur. Müzakere yok. Ben zaten torunum Şehzade Mehmet'i tahta çıkaracağım. Seninle yahut sensiz.
halde ittifakımız hayırlara vesile olsun sultanım. Şartlarınız kabulümdür. Müsaadenizle. Bir şey unutmadın mı Turhan? Gözleriniz Zarife Hatun, Şehzadeniz Osman hak yolundan sapmışlar ve Hristiyan olmuşlar. Küffar da nispet yapar gibi resimlerini çizdirmiş.
Ve daha fenası... Daha fena ne oldu Ahmet Paşa? Şehzademizi manastıra yerleştirmişler. Papaz olmak üzere tedrisattan geçiyormuş. Allah bilir. Ne tehditler ettiler ki? Gözlerinizle şehzadeniz böyle bir hakarete razı oldu hünkârım. Başka türlüsü mümkün mü Sofu Paşa? Gel. Hünkârım, Girit serdarınız Yusuf Paşa geldi. Hünkârım. Anlat bakayım Yusuf Paşa. Ne haberler getirdin? Girit'in en büyük kalesi Hanya artık Osmanlı mülküdür. Lakin küffar Kandiye'yi teslim etmemekte diretiyor. Bu sebeple muhasara uzadı. İnşallah en kısa zamanda orası da düşecek. Ve ben Kandiye'nin anahtarını siz kıymetli padişahımıza takdim edeceğim. Bunlar nedir? Girit'ten getirdim. Size naçizane pişkeşimdir. Ben seni niye serdarım ettim? Niye yolladım? Asli vazifen evladım ve gözlemi geri getirmekti. Beceremedin. Şehzadem ve gözlem senin yüzünden küffarın elinde Hristiyan olmuş. Onları bana geri getireceğine pişkeş diye bu iki taş parçasını mı getirdin? Ne yapayım ben bu sütunları paşa? Hünkârım, manen kıymeti büyüktür. Zafer alametidir. Size hizmetlerimin bir nişanesi. Hizmetim diyor. Sen buna hizmet mi dersin? He? Kabahatin bini aşmış paşa bini. İşitmedim sanma. Hanya'daki melunları katletmeyip mallarıyla beraber gitmelerine göz yummuşsun. Anlaşma yapmıştık. Nasıl bozarım? Kaldı ki aman dileyen küffarı katledip mallarını almak münasip değildir. Af dileyeceği yerde hala suçunu bastırmaya çalışıyor. Tez Girit'e dön. Adayı fethetmeden de gelme sakın. Hünkârım, af buyurun, deniz mevsimi değildir. Beceriksizliklerin yetmezmiş gibi bir de padişahımıza baş mı kaldırırsın? Kaldırın. Reva mıdır bu bana? Şu sütunları yüce atanız Sultan Süleyman'a getirseydin beni alnımdan öperdi. Sizse katletmek istersiniz. Niye söyletirsiniz hala? Emrimi işitmediniz mi? Tiz bul! Hünkârım, ben bir kabahat işlemedim. Yemin olsun işlemedim. Yanlış mı yaptım? Hiç dikkat etmemişim. Ne güzel yanakları varmış. Elma gibi al al. Yazık oldu. Kıymasaydım keşke. Sultanım,
Afiyette misiniz? İyiyim kemankeş. İşittim ki Turhan Sultan sizi ziyarete gelmiş. İsyan hazırlığını duymuş. Hünkaroğlu'ma hal etmek için işbirliği yapmak istiyor. Dediğiniz gibi pek tehlikeli bir hatunmuş. Sizinle beraber hareket ederek canını teminat altına almak istiyor. Siz ne cevap verdiniz peki? Zannederim ağzının payını almıştır. Teklifini kabul ettim. Sultanım, bizim Turhan Sultan'a ihtiyacımız yok. Niçin kabul ettiniz? Rahat durmayacak kemankeş. Buraya gelip benimle ittifak yaptığına göre her türlü ihtimali düşünüp tedbirini almıştır o. E nicedir sarayda değilim. Yüzüne ondan yana dönmüş insanlar vardır. İsyan hazırlığındayken ayağımıza dolansın istemedim. Turhan Sultan bunu kabul ettiyse yalnızca mecbur olduğu için değil, gizli bir hesabı da vardır. İsyanın seyrini değiştirmek isteyecektir. Peki ben buna müsaade eder miyim? Şehzade Mehmet tahta çıkar çıkmaz alacağım canım. Layığını bulacak. Sultanım, arabanız hazır. Senelerdir saraya gitmiyorum. Ne yalan söyleyeyim, hasret kaldı. Elbet döneceksiniz sultanım. Ve bir daha hiç kimse sizi sarayınızdan süremeyecek. Beraber döneceğiz kemankeş. Artık herkes yaşadığını öğrenecek. Saklanmak zorunda kalmayacaksın. Ve her daim olduğu gibi benim yanımda olacaksın. En yakınımda. Anlayacağınız, Kösem Sultan kibrinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hala kendini gücün tek kaynağı sanıyor. Haksız da sayılmaz. Yeniçeri Kösem Sultan'ın elinde. O da gayet iyi biliyor ki askerin desteği olmadan bu savaştan galip çıkamayız. Şahin ve Bektaş Ağa sayesinde paşam. Yeniçeri'yi zapturapt altında tutan onlar. İkisinden de kurtulursak ocağı avcumuzun içine alabiliriz. Henüz değil. Şu an mühim olan Kösem Sultan'ın beni bir tehdit olarak görmemesi. Varsın kendisine boyun eğdiğimi düşünsün. Elbet benim de vardır bir hesabım. Ne yapıyorsun burada? Kim bu? Sipahi ocağından Eyüp Ağa. Kendisi bana sadık, itimat ettiğim bir ağadır. Anlatacaklarım mühim. Hüseyin Efendi, sen bizi yalnız bırak.
Hünkârım, müsaadenizle. Hayır. Ne anlatacaksa burada. Cincinin yanında anlatsın. Gizlim saklım yok benim ondan. Hünkârım, aldığım istihbarata göre Yeniçeri size karşı bir isyan hazırlığında. Emri veren de validemiz Kösem Sultan. Nasıl olur Atike? Validemin tahta çıkaracağı bir şehzadesi dahi yok. Ben onun tek oğluyum. Hayır, olmaz öyle şey. Hünkârım, emin olmadan valide sultanımızı nasıl itham edebilirim? İstihbarat kati. Demek öyle. Demek benden de vazgeçti. Yine en iyi bildiği şeyi yapıyor. İbrahim dur, nereye? Validemin yanına gideceğim. Ne cüretle bana isyan tertip eder, hesabını verecek. Sakın İbrahim, sakın böyle bir şey yapma. Validem isyanı öğrendiğini anlarsa harekete geçer. Zinhar belli etmememiz lazım ki tedbirimizi alalım. Hünkârım, sultanımız haklı. Rüzgarı terse çevirmenin tek yolu var, susmak. Susmak ve onlardan evvel davranmak. Melek Alfa. Sultanım. Hünkârımız Sultan İbrahim Han'la nikahınız kıyılmış. Hayırlara vesile olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Nihayet. Dur bekle. Bu senin. Verdiğim müjde için. Eksik olmayın sultanım. Pek cömertsiniz. Şöyle dağıtın herkese. Hadi. Geç. Geç.
akıllı hatunmuş. Allem etti, kallem etti. Kıydı nikahı. Hem de yüz binlerce altın mihri bedelli. Nikahı batsın. Nazire yapar gibi telli duvaklı geziyor. Telli haseki olmasın başımıza. Telli haseki mi? Sus kız. Vallahi o telleriyle boğar hepimizi. Turan Sultan. Beni tebrik etmeyecek misiniz? Nihayet emeline ulaştın. Tebrik ederim. Hünkârımızın zaaflarını pek güzel kullandın. Herkesi kendin gibi riyakâr zannediyorsun. Ancak ben hünkârımızı tüm kalbimle seviyorum. Ve sonunda da mükafatımı aldım çok şükür. Zafer kazandım sanıyorsun lakin sakın unutma. Bu sarayda düşmem dediğin anda düşer, ölmem dediğin anda ölürsün. Hayretimi mazur görün hünkârım. Fakat Kösem Sultanımız nasıl böyle bir şey yapar aklım almıyor. Maazallah isyan ateşi bir kez yükseldi mi herkesi yakabilir. Beni de üzen, ağrıma giden bu zaten. Validem tıpkı Osman abimle Murat abime yaptığı gibi beni de halletmeyi kafasına koymuş. Belli ki maziden hiç ders almamış. İsyanın önünde durabileceğini zannedecek kadar dönmüş gözü. İşte bu sebeple paşa, isyan başlamadan önüne geçmemiz şart. Nasıl? Bu akşam sarayında bir ziyafet vereceksin. Yeniçeri ihtiyarlarını ağırlayacaksın. Hiçbiri sabaha göremeyecek. Hepsini katledeceksin. Hünkârım. İşittin Ahmet Paşa. Onların sözü benim sözüm. Aman ha. Zinhar hata istemiyorum. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız saraya teşrif ettiler. Validem, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş buldum. Eksik olmayın. Hayırlara vesile olur inşallah. Şehzadem Orhan, torunumuz. Bahtın açık olsun şehzadem. Nasıl? Dairem rahat mı? Benim fikrim değildi validem. Hünkârımız öyle münasip görmüş.
ne diyelim? Hünkaroğlumun gönlü pek geniştir. Kösem Sultanımızın küpelerini gördün mü? O kadar değerliymiş ki 20 kere 100 bin akçe ediyormuş. Ay. Sana ne parasından pulundan? Vaktiyle bu yüzden dayak yemedin mi sen? Ay sus, hatırlatma. Kösem Sultanımız bana öyle bir vurdu ki bir kere çık habersiz taktım diye 3 ay boğazımdan lokma geçmedi. Haremin nizamından, kaidelerinden eser kalmamış. Yazık. Maalesef sultan. Ayaklar baş oldu. Harem-i Hümayun'u boş bırakmaya gelmez. Toparlayacağız inşallah. Halide Kösem Sultan'la Turan Sultan konuşuyor. Olacak iş değil. Adettendir. Düğünlerde, cenazelerde küslükler bir kenara bırakılır. Altında hemen bir şey arama. Sanki Kösem Sultan'ı tanımıyoruz. Çıkar yakında kokusu. Vezir-i Azam Hazretleri ne yazmış Siyavuş Ağa? Ahmet Paşa bu akşam hünkârımızın düğünü şerefine sarayında ziyafet verecekmiş. Bizi de çağırıyor. Yeniçeri Girit'te savaşır. Ahali sefalet içinde kan ağlar. Sultan İbrahim nikah sevdasına düşmüş. Oluk oluk para aktıra. Allah sonumuzu hayretsin. Kösem Sultanımız başımızda çok şükür Bektaş Ağa. Bizim de ahalinin de tek umudu o. İnşallah dönecek ve bu bozuk nizama son verecek. İnşallah. İnşallah Şahin Ağa, inşallah da. Akşam ne yapacağız? Davete katılacak mıyız? Başka çaremiz var mı Siyavuş? Paşa Hazretleri çağırmış. İcabet etmemek olmaz. Lakin tedarikli gitmemiz lazım. Bunların sağa solu belli olmaz. Beni kırmayıp geldiğiniz için size minnettarım validem. İnşallah düğünümüz hayırlara vesile olur. Ne hayrı Atike? Bir yanda savaş, bir yanda kıtlık varken bu düğün bize ancak felaket getirir. Onca masraf yetmemiş, bir de Mısır hazinesini tahsis etmiş hatuna. Niye öyle dediniz validem? Rahmetli hünkâr babam da size düğün yapmış. Kimlerle kıyaslıyor beni? Tabii. Kimse sizin yerinizi tutamaz elbet. Size bir hediyem olacak. Tanıdınız mı bunları? Şehzadem Osman'la Gözdem Zarife. Küffar oğlumu manastıra kapatmış. Papaz olacakmış. Eserinize ne kadar övünseniz az. Kaldırın şunu gözüm görmesin. Tabii kaldırın. Alın götürün hatta yakın. İkisi de öldü benim için. Siz öldürdünüz.
Maziyi mazide bırakmamız lazım ki bize karşı kullanmasınlar. Ne yapacağım belli. Osman'ın oğlun olduğunu inkar edeceksin. Baştan beri böyle olsun istiyorsunuz zaten. Ne oldu validem? Yemeğinizi yemeyecek misiniz? Zehir zemberek laflarınla doydum. Eksik olma. Şimdi hemen size amber yağından bir merhem hazırlatırım. Hiçbir şeyciğiniz kalmaz. Şivekarım, sen olmasan ben ne yapardım ha? Hakkını ödeyemem. Haşa hünkârım, ne hakkı? Hoş, bu kutlu günde beni de mutlu edecek bir şey var ama... nasıl desem bilemiyorum. Neymiş o? Söyle. Düştüğüm hale bak. Bana bu izbe yeri reva görmüşler. Kendi sarayımda sığıntı gibi yaşıyorum. Sultanım, canınızı sıkmaya değmez. İşleri yoluna koyduğumuzda her şey eski nizamına dönecek. Merak buyurmayın. Gel. Söyle Lalezar. Sultanım, inanın nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Lafı evelip geveleme Lalezar Kalfa. Neyse söyle. Küpeleriniz sultanım. Hünkârımız Şivekar Hatun'a verilmesini emretti. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu küpeler bana Ahmet'imden yadigar. Söylemedin mi İbrahim'e? Sultanım söyledim, söylemesine de. Hünkârımızın tabiatı malumunuz. Keratın. Getirdin mi? Aman ya Rabbim. Şunların güzelliğine bak. Vaktiyle koca valide bunları bir kere taktım diye bana etmediğini bırakmamıştı. Devran döndü. Pek yakıştı pek. Pek güzel oldu. İnşallah hünkârımızın validesinden alıp sana verdiği bu küpelere layık olursun. Olurum, olurum. Hiç merak etme. Baksana.
Pek güzel oldu. Değil mi? Sen vergini ödemiştin Sofu Mehmet Paşa. Bu kürk nereden çıktı? Naçizane düğün hediyem hünkârım. Hala, hala. Vallahi hünkârım, koskoca payitahtta samur bulabilmek için Akla Karayı seçtim. Lakin yok. Hiçbir yerde kalmamış. İşittiğime göre ulemadan ve devlet erkanından bazıları vergilerini samur olarak ödemekte sıkıntı çekmektelermiş. Hünkârımızın fermanı gayet açık paşa. Samur cinsinden ödeyemiyorlarsa nakden öderler. Rus diyarından gemiler dolusu samur yola çıkmış. Yakında payitahtta olur. Sıkıntı biter inşallah. Vezir-i Azam Ahmet Paşa'yı göremedim. Kendisinin de burada olacağını düşünmüştüm ama. Onun bu gece işi var. Yeniçerilerle. Ne oluyor Cinci? Öksürük hünkârım. Su iç, su. İç. Geçer iç. Bir mesele olduğu aşikar. Cinci Hüseyin Efendi'nin de benim bilmemi istemediği belli. Alınmadım desem yalan olur. Malumatım olsa belki bir yardımım dokunurdu. Mehmet Paşa. Hayırdır gece vakti? Sabaha bekleyemeyecek kadar mühim mevzu nedir? Nasıl bir sabaha uyanacağımız meçhul sultanım. Zira hünkârımız istihbarat almış. İfşa oldunuz. Kim? Turhan mı ifşa etmiş? Sipahilerden biri konuşmuş sultanım. Sultan İbrahim de tedbir almış hemen. Size bağlı bütün Yeniçeri ağaları Ahmet Paşa'nın sarayında ziyafete çağrılmış. Tuzak tabii. Hepsini öldürecekler. Derhal müdahale etmemiz şart. Ben kuşçu Mehmet Ağa'yı hemen yolladım sultanım. İnşallah vaktinde ulaşır. İyi iş çıkarmışsın Mehmet Paşa. Fakat bu her şeyi değiştirir. Hacı, Hüseyin Paşa'ya haber ver. Vakit geldi. Gel. Hünkârım, Vezir-i Azamınız Ahmet Paşa geldiler. Gelsin. Ne yaptın Ahmet Paşa? Yaptın mı? Baktın mı ağaların icabına? Maalesef hünkârım, olmadı. Ağalar anladı yemeklerine zehir kattığımı. Vallahi canımı zor kurtardım. Nasıl anlamışlar? Olamaz, bu mümkün değil. Kime hizmet eder bilmiyorum. Velakin Kuşçu Mehmet diye bir ağa geldi, ikaz etti onları. Bir mesele olduğu aşikar. Cinci Hüseyin Efendi'nin de benim bilmemi istemediği belli.
Alınmadım desem yalan olur. Malumatım olsa belki bir yardımım dokunurdu. Sofu. Sofu Mehmet Paşa'nın ağası. Boynunu vuracağım o bunağın. Ben ne yapacağım şimdi hünkârım? Yeniçeri sağa koymaz artık beni. Müsaade buyurun. Kaçayım kurtarayım canımı. Gel. Hünkârım. Bağışlayın, gece vakti rahatsız ediyorum. Etme Melek Hatun. Beni rahatsız etme. Şimdi vakti değil. Sonra gel. Mesele mühim hünkârım. Görmeniz gereken bir şey var. Hayırdır Hüseyin bu vakitte? Hayır değil Mustafa. Sultan İbrahim ocaktaki ağları zehirlemeye kalktı. Yoksa? Allah'tan son anda istihbarat verilmiş de tedbir aldılar. Zayiatımız yok çok şükür. Lakin Kösem Sultan çok kızdı bu işe. Meydana çıkma vakti geldi demek. Peşinen söyleyeyim. O cinci denen melun benim. Kimseye bırakmam. Onun ciğerini ben sökeceğim, ben. Vazifemiz hanedanı, devleti küffara karşı sakınmakken kimlerle uğraşıyoruz? Az kaldı Hüseyin. Kösem Sultanımız yeniden saltanat naibesi olacak. Biz de Allah'ın izniyle nizam-ı alemi tesis edeceğiz. İnşallah. Şivekarım. Şekerparem kim yaptı bunu sana? Kim yaptı? Cariyeler bulduğunda vefat etmişti hünkârım. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Nasıl olur? Daha taşlıkta beraberdik, hiçbir şey yoktu. Hekim kadın ne oldu söylesenize. Zannediyorum gözleriniz mide fesadı geçirmiş hünkârım. Şenlikler boyunca boğazına hakim olamadı hünkârım. Belli ki yediği bir şey dokundu. Akşam ekmek alacak param yok diye yemin ediyordu. Bunların hepsi benim malım. Benim! Gel. Sultanım. Küpeleriniz. İyice temizlediniz mi? Elbette sultanım. Zehir temizlendi. Gönül rahatlığıyla takabilirsiniz. Âlâ. Yazık.
Şibekan nerede duracağını hiç bilemedi. Sıra diğerlerine de gelecek sultanım. Hududunu bilmeyen diğer hadsizlere. Gel. Gel. Hünkârım. Bre koca köpek. Sen hangi yüzle benim karşıma çıkarsın? Yeniçeri'ye casusluk ettiğini bilmez miyim sanırsın? Ben şeren münasip gördüğümü eyledim hünkârım. Buraya da Yeniçeri'nin elçisi olarak geldim. Ahmet Paşa'nın yerine beni vezir-i azam ilan ettiler. Demek vezir-i azam olmak için Yeniçeri'yi tahrik ettin, öyle mi? Şu hengame bir dinsin. Bak ben senin o zaman hesabını duracağım. Bu hengamenin dinmesi sizin elinizde hünkârım. Yeniçeri ulemayla ağız birliği edip Ahmet Paşa'nın kellesini istemekte. Eğer vermezse fitne ateşi yanar. İşler çığırından çıkar derler. Ne yapacaklar? Beni hal mi edecekler? Hı? Bire soysuz gafil. Bana ihanet ettiğin yetmezmiş gibi bir de karşıma geçip beni tehdit mi edersin? Hünkârım, durun. Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? İşitmedin mi cinci? İşitmedin mi bana söylediklerini? Alenen beni tehdit etti. Ne yapsaydım? Bu zalimlerin yaptıklarına göz mü yumsaydım? Aman hünkârım. Dün geceki hadiseden sonra Yeniçeri istediğini almadan durmaz. Maazallah isyan büyürse sarayı hümayuna bile sıçrar. Hiçbirimiz kurtulamayız. Ahmet Paşa'yı teslim etmekten başka çaremiz yok. Var git. Var git Yeniçeri'ye haber et. Ahmet Paşa'yı azlettim. Senin vezir azamlığın da kabulümdür. Lakin Ahmet Paşa'yı veremem. Sırra kadem basmış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Mehmet Paşa, sahimde vezir-i azam olduğunu unutmazsın inşallah. Ben olmasaydım çoktan can vermiştin içeride. Yaptığın rezillikleri unutmadık, merak etme. Sultanım, bu sözleri hak edecek ne yaptım? Size karşı bir kusurum mu oldu? Kes! Bir de hala soruyor. Hünkâr oğlumun aklına girdin. Bana karşı, ahaliye karşı kışkırttın, düşman ettin. Eğer İbrahim bu vaziyetteyse müsebbibi sensin. Haşa sultan, düşman etmek de ne demek? Aksine padişahımıza sizi affetmesi için ne kadar dil döktüğümü bir bilseniz. Hünkârımızın sizin engin tecrübelerinize her daim ihtiyacı var. Bilhassa bugünlerde bizi bu cendereden ancak siz kurtarırsınız. Can korkusu nelere kadir. Eli tek öpmek için biraz geç kalmadın mı? Sanıyor musun ki Yeniçeri Ahmet Paşa'yı aldıktan sonra seni bırakacak? Senin de peşine düşecek.
Ve o vakit seni cinlerin dahi kurtaramayacak. Açın kapıları. İbrahim. Size yaptığım hatanın bedelini ödüyorum değil mi? Bana ders vermek için yapıyorsunuz değil mi bunları? Şibekarı da siz katlettiniz zaten. Küpelerini aldığım için değil mi? Ne küpesi İbrahim? Küpe kimin umurunda? Yeniçeri isyana kalkmış, devlet çadırı üzerine çöküyor. Sen hala hatun derdindesin. Niye öldürdünüz o vakit? Otur şöyle. İbrahim, sen tahta çıkarken bir söz verdin. Devleti adaletle yöneteceğim dedin. Zulme müsaade etmeyeceğim dedin. Sonra zevkü sefaya dalıp verdiğin sözleri unuttun. Yanındaki dal kavuklara yol verip rüşvete, iltimasa müsaade ettin. Hazineyi haremdeki hatunlara dağıttın. Yetmedi, sırf samur kürk alacağım diye ahalinin malına mülküne el. Değil validem değil. Vallahi billahi değil. Bu, bak bu alelade bir kürk değil. Bu bir zırh. Gölgelerden, ölümden koruyor beni. Sen bu sebeple... Ya, masalı bile var. Haberiniz yok mu? Bak... Mihriban diyarının padişahı bütün sarayını böyle samur kürklerle kaplıyor da öyle kurtuluyor cellatlardan. Kimse onu öldüremiyor. Oğlum, ben seni korurdum. Eğer sen yanındaki yılanlara inanıp beni kendinden ırak koymasaydın, ben seni korurdum. Samur kürkten medet ummazdın o zaman. Fakat sen de abim Murat gibi. İhanet ettim değil mi size? Hiçbirimiz size layık olmadık değil mi? Ben zaten hastalıklıyım. Zayıf tabiatlıyım. Ahali adımı deliye çıkarmış. Murat abim eli kanlı bir zalimdi değil mi? Osman abim başına buyruk bir asi. Peki siz? Siz nesiniz validem? Bir melek mi? Yoksa şeytanın ta kendisi mi? İbrahim! Onlara biçtiğiniz ömür belli. Şimdi sıra bana geldi değil mi? Beni de öldüreceksiniz değil mi? Hayır. Sen sözünü unutsan da ben unutmadım. Ben sana ne dedim? Canımı siper ederim, yine de seni korurum dedim. Allah şahidim sözümü tutacağım. Kılına dahi zarar gelmeyecek İbrahim. Git. Gidin buradan, gidin. Beni yalnız bırakın. Git. Git. Ağlar. Tamam. Git. Melun! Paşam! Paşam! Yürü! Yürü! Paşam! Allah aşkına merhamet et. Ben emir kuluyum paşam. Af yok! Sen
Aman dileyen ahaliye merhamet ettin. Kemankeş. Nasıl olur bu? Sen ölmedin mi? Ölmedim Ahmet Paşa. Senin gibi kan emici hainlerin canını almadan bana ölüm yok. Ben hünkârımızı defaatle ikaz ettim. Lakin Sultan İbrahim'e laf geçirmek ne mümkün. Sen geçirebildin mi? Remelun, sen kendini benimle bir mi sayarsın? Hünkârımızın halinden istifade edip Ali Kıran başkesen oldunuz. Ahalinin boğazına çöküp son lokmasına kadar aldınız. Yaptığınız eziyet yanınıza kâr mı kalacaktı? Devran döner, hesap vakti gelir. Hüseyin Paşa, bu zalimi al, Yeniçerilere götür. Tedarikini görsünler. Paşam, paşam yapma Allah aşkına. Yeniçeri kanıma susamış, parçalarlar beni. Ahmet Paşa, kişi ettiğini bulmadan ölmezmiş. Paşam, paşam Allah aşkına, paşam. Ocak ağalarıyla konuşmanın vaktidir Hüseyin. Ahmet Paşa alelade, zayıf bir piyadeydi. Zafer kazanmak istiyorsak şahı devirmeliyiz. Niye yalnız geldin Sofu Mehmet Paşa? Hünkârımız kıymetli vezirini teslim etmedi mi yoksa? Arzunuz üzere Ahmet Paşa'yı azledip yerine beni vezir-i azam tayin ettiler. Lakin dün geceki hadiseden sonra Ahmet Paşa kayıplara karışmış. Sultan İbrahim de yerini bilmiyor. Sultan İbrahim bizimle alay mı eder paşa? Kendisi saklıyor paşayı. Belli ki Sultan İbrahim vaziyetin ciddiyetini idrak edememiş. Sofu Paşa, git meramımızı iyice anlat. Vezir-i Azam olarak ağırlığını koy. O gafilin yerini öğrenmeden buraya geri gelme. Ben tövbe bir daha o huzura çıkmam. Bu yaşta işitmediğim hakaret kalmadı. Üzerine bir de dayak yedi. Ya, mühür de sizin olsun, makam da sizin olsun. Davadan dönmek olmaz paşa. Bizi yarı yolda bırakamazsın. Korkma. Senin canın bizim teminatımız altındadır. Ahmet Paşa bu. Yoldaşlar! Ahmet Paşa denen haini saklandığı delikten çıkartıp getirdim. Malı da, canı da size helaldir. Alın tedarikini görün. Resulsüz! Sultan İbrahim'i doğru yola sevk etmek varken iyiden iyiye yoldan çıkardınız. Cemimal, irtişa ve şeriatı terk ettiniz. Alem bu hale geldi. Yaptıklarınızın hesabı sorulmaz mı sandınız ha? Ağlar yapmayın. Benim bir kabahatim yok. Ben hünkârımızın emirlerini yerine getirdim. Gördünüz mü validem? Muazzamdı. Aferin aslanıma. Daha iyi olacak. Bir daha hiçbir avı kaçırmayacağım. Hangi ceylan kaçabilir bu aslanın pençesinden? Mehmet'im. Bey hanım. Atike Sultanım. Canım.
Hadi siz gidin biraz daha oynayın. Hadi. Nişan al. Çok güzel. Sultan, işittiklerim doğru mu? Yeniçeri kazan kaldırmış. İsyan kapıda diyorlar. Haberin yokmuş gibi yaptığına göre sen de bu işin içindesin, öyle değil mi? Validemle ittifak mı yaptın yoksa? Ne ittifakı Sultan? Benimle oynama Turhan. Validem İbrahim'i tahttan indirip yerine senin oğlunu tahta çıkaracaksa anlaşmış olmanız lazım. Sizi temin ederim ki haberim yok. Üstelik Kösem Sultan beni gözden çıkaralı çok oldu. Madem öyle, o vakit hünkâr kardeşimin yanında durup saltanatına sahip çıkacaksın. Neden? Bugüne kadar hünkârımız ne zaman yanımda oldu ki şimdi ben onun yanında olayım? Bu defa durum farklı Turhan. Mehmet'in istikbali için valideme karşı yanımızda olmak zorundasın. Oğlumun istikbalini herkesten çok düşünüyorum. Belki de onun için en doğrusu budur. Sen safını çoktan seçmişsin. Yazık. Sanma ki bu isyan sadece İbrahim'in canını yakar. Mehmet daha çok küçük. Taht yükünü sırtlanamaz. Altında ezilip gider. İsyanlar peşini bırakmaz. Turhan. Aklını başına al. Valideme zinhar güvenme. Kendi çocuğuna acımayan senin çocuğuna acır mı? Ahmet Paşa'nın katliyle Yeniçerinin öfkesi biraz olsun dindi. Bizim davamız başkadır Şahin Ağa. Bu zalimizi üzerimize musallat eden Sultan İbrahim'in kendisidir. O tahtta olduğu müddetçe bizim öfkemiz dinmez. Kösem Sultan'ın emri de bu yönde. Sultan İbrahim'in nasihatle ıslahı mümkün değil. Şehzade Mehmet'in tahta çıkma vakti geldi. Bektaş Ağa. Yeniçeriler dağılmasın. Büyük gayele yakındır. Merak buyurmayınız paşam. Yoldan dönmek gibi bir niyetimiz yok. Gece vakti at meydanında toplanacağız. Âlâ. Gazamız mübarek olsun. İnşallah paşam. İnşallah. Yeniçeri başıboş bırakmaya gelmez. Aman diyeyim. İşler çığırından çıkmasın. Gözüm üzerlerinde. Sen ne yapacaksın? Hayalet günlerin ne vakit sona erecek? Az kaldı Hüseyin. Heyula gibi bineceğim tepelerine. Hünkârım. Keşke Ahmet Paşa'yı hiç yollamasaydınız. Bulamayınca sarayı basar bu hainler. Ne istersin Cinci? Ha? Bana sığınmış bir kulumu gidip kendi ellerimle teslim etseydim. Seni isteseler ne yapardım? Her daim olduğu gibi en doğrusunu yaptınız hünkârım. Beni dahi verirseniz sizi kim koruyacak?
Gel. Hünkârım, Yeniçeri Ahmet Paşa'yı yakalamış. Katletmişler. Bu da yetmezmiş gibi eti şifalıdır diye ahalinin önüne atmışlar. Her geçen etinden bir parça koparmak için 10 akçe verirmiş. Hadi benden korkmazlar. Allah'tan da mı korkmaz bu zalimler? Adamı 1000 parçaya bölmüşler. Ocaktan sökün etmiş Yeniçeri. Ahali de at meydanında toplanıyor. Gidişat hayırlı değil hünkârım. Tövbe tövbe. Buraya gelecekler tabii. Canımı alacaklar. Bostancıbaşı, bostancıları tepeden tırnağa silahlandır. Avluya diz, baltacıları da öyle. Top, tüfek ne varsa tedbirinizi alın. Saraya kimse girmeyecek. Zinhar geçit vermen. Emredersiniz hünkârım. Bu gece at meydanında nöbet tutacaklar. Gün ağarınca da saraya yürüyecekler. Validem, yarın tahta çıkacak olan benim oğlum. Ancak hiçbir şeyden haberim yok. Kimse malumat vermiyor. Sofu Mehmet Paşa'yı Vezir-i Azam tayin etmeden önce keşke istişare etseydik. Sen kimsin de ben seninle istişare edeceğim? Biz bir ittifak kurduk sultanım. Ben de bu isyanın bir parçasıyım. Anlaşmamıza göre... Ne anlaşması Turhan? Ben sana şartımı söyledim. Sen de kabul ettin. Ve senin canını bağışladım. Hepsi bu. Başından beri bana yalan söylediniz değil mi? İlk fırsatta canımı alacaksınız. Ama söz vermiştiniz. Eğer sözünüzü tutmazsanız... Evet, sözümü tutmasam ne yapacaksın? Kendimi ve şehzademi korumak için ne gerekiyorsa onu. Elinden geleni ardına koma. Gücün yetiyorsa ben buradayım. Kösem Sultan hakiki yüzünü gösterdi Süleyman'a. Mehmet tahta çıkar çıkmaz kurtulacak benden. Allah esirgesin sultanım. Öyle bir kibri var ki bunun ucunu dahi göremiyor. İşte bu onun sonu olacak. Böyle olsun istemedim İbrahim. Allah şahidim olsun. Mecbur bıraktılar beni. Validem ihanet etti bana. Kasım da öyle. Ben onu öldürmeseydim onlar beni öldürecekti. Osman abimi, Mustafa amcamı, beni. Bizim en büyük felaketimiz. Validemin hırsı. Hünkârım.
Murat abimi kardeşleriyle bizimle tehdit etmişlerdi. Beni ise oğlumla ediyorlar. Ben Murat abimi eli kanlı bir zalim zannederdim. Meğerse o sadece kendini korumuş. İbrahim yapma. Ne olur. Ona bir zarar verme ne olur. Tek bir hamle beni de korkularımdan kurtarır mı dersin? Mehmet senin oğlun. Onun bir günahı yok ne olur yapma. Doğru. Bütün günah senin. Bu işin içinde sen de varsın. Validemle bir olup kuyumu kazıyorsunuz. Benden intikamını böyle mi alacaksın Turhan? Kim ne söylediyse yalan söylemiş. Benim alakam yok. Ne olur Mehmet'e zarar verme, ne olur. İbrahim ne olur. Baba. Canım ben yanındayım, sakın korkma tamam mı? Ben yanındayım, sakın korkma. Kasım tamam, ne olur çıkalım, acele et. Ölmemiş miydin? Yok yere kıydın bana. Günahsızdım ben. Senelerce ben korumuştum seni. (Gülüyor)
Ben bilerek yapmadım. Cinci öyle söyleyince kan beynime sıçradı. Ben yoksa kıyar mıydım sana? Günahsızdım ben. Yok yere kıydın bana. Demek hepiniz bir oldunuz. Burada kendi sarayımda bana kıyacaksınız ha. Vermem. Zinhar izin vermem. Kemankeş'i gördüm. Yemin ediyorum buradaydı. Yemin ediyorum buradaydı Kemankeş. Yok, yok. Kemankeş öldü. Kemankeş öldü. Hayal görmüşsün İbrahim. Sakin ol. Sakin ol. Ver onu bana. Ver onu bana. Hayal görmüşsün İbrahim. Kemanşa, hünkârımıza odasına kadar eşlik et. Gördüm Atike. Vallahi gelin gördüm. Gelin hünkâr. Hadi. Hadi İbrahim. Hadi. Tamam. Hadi bakmayın öyle. Hadi kızlar içeri. Hadi. Maşa. Kemankeş'i gördüm. Yemin olsun gördüm. Sen de mi inanmıyorsun bana? Sen ne dersen ben ona inanırım hünkârım. Bu defa son biliyorum. Bu defa kurtulamayacağım ölümden. Bu odada, bu samurların arasında kimse sana dokunamaz. Unuttun mu? Maşa,
Yalnız bırakmazsın beni değil mi? Bırakmam. Seni asla yalnız bırakmam. Kızlar, tamam sakin olun. Çok şükür hünkârımız başımızda. Tez vakitte isyanı bastıracak, tamam. Dün gece hünkârımızı görmedin mi Melek Kalfa? Korkudan aklını yitirmiş. Bizi nasıl koruyacak? Haddini bil. Sen padişahın hakkında nasıl böyle konuşursun? Lalezar, alın götürün bunu. Cezası neyse verin. Emredersiniz sultanım. Sultanım, Yeniçeri hünkârımızı istiyor diyorlar. Ya şehzadelerimize de zarar verirlerse? Bostancılar, baltacılar nöbetlediler şu. Eğer bir isyan çıkarsa bertaraf ederler. El birliğiyle bu belayı def edeceğiz. Sultanım, sultanım. İşler iyice çığırından çıkıyor, ne yapacağız? Bilmiyorum Melek, bilmiyorum. Elimden geldiğince valideme mani olmaya çalışacağım. İsmin neydi senin? Kulunuz Hasan hünkârım, bostancı başınız. Hasan, kapıları iyi takip ettiniz değil mi? Merak buyurmayın hünkârım. Gerekli tüm tedbirleri aldık. Zinhar geçit vermeyeceğiz. Âlâ, âlâ. Aslanlarım benim. Yiğitlerim. Al bunları. Al bunları, al. Ya al. Al bunları. Hünkârım. Bunlardan bende daha bir sürü var. Hepsini veririm size. Hepsini. Yeter ki bana sadık olun. Beni koruyun. Validem aklınızı çelmeye çalışırsa onun tuzağına düşmeyin. Hünkârım, biz size sadakat üzereyiz. Canımız pahasına koruyacağız sizi. Hala, hala aslanım benim. Yiğidim. Tamam. Şimdi git. Cinci'ye haber ver. İlaçlarımı da alıp gelsin, tamam mı? Hadi. Hadi aslanlarım. Koçlarım benim, hadi. Halim,
gözleri kapatın. Kaldır dedim. Tamam. İbrahim'i tamam. Akler Efendi hadi. Cinci Hoca'nın da sonu geldi. Önce pencereyi kapatın. Hadi bırak. Onları bırak. O cinci denen haini hemen bulmamız lazım. Kara Çelebizade Efendi, ulemanın da yanımızda olduğunu bilmek bize kuvvet veriyor. Sultan İbrahim'in zulmünden en fazla ulema nasibini aldı. Bilhassa Cinci Hoca. Parayla makam satıp adalete gölge düşürdü. Şahina, ne haberler getirdin saraydan? Aldığımız malumat doğru çıktı Bektaş Ağa. Sultan İbrahim avluya topları dizdirmiş. Bütün bostancılar, baltacılar silah kuşanmış. Adeta cenk hazırlanırlar. Madem cenk isterler, öyle olsun. Şahina, Yeniçeri'ye haber ver. Silahları kuşansınlar derhal. Dur. Bu işi kan dökmeden halledeceğiz Siyavuş'a. Nasıl olacakmış o iş? Madem biz içeri giremiyoruz, saraya haber yollayalım. Şehzade Mehmet'i ocağa getirsinler. Cülüsü burada. Ocakta yapacağız. Dur! Kimsin sen? Benim, ben. Kimse tanımasın diye kılık değiştirmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Yeniçeri gördüğü yerde kellemi alacak. Ey Cinci. Şu düştüğün hallere bir bak. Kıyamet koptu kopacak. Bir an önce ayrılmalıyız payitahttan. Eşyaları topladınız mı? Ha? Yani mücevherleri, takıları, tapuları. Yük de hafif, pahada ağır ne varsa yanınıza alın. Evde bir tek çöp bile kalmayacak. Topluyoruz efendim. Padişah efendimiz ne olacak? Ya size ihtiyacı olursa? Onca bostancı varken padişahı ben mi kurtaracağım? Sultan İbrahim canını kurtarır da ulan ben bir çareye olur. Maazallah. Ahmet Paşa gibi bir çengele takar. Etimiz satarlar şifa niyetine. Allah korusun. Allah korusun. Hadi. Yükleyin bunları. Hadi. Yükleyin. Ocakta cülüs yapıldığı nerede görülmüş? Teşrifatımız da yok. Bostancılar çekinmeden saraya girmeyeceklermiş sultanım. Kan dökülmesinden korkuyorlar. Ben başlarındayken olacak iş mi bu? Hiç mi itimatları yok bana? Valide Sultanım, beni emretmişsiniz. Bostancıbaşı, Yeniçeri cülüs için saraya gelecek. Adamlarına emir vereceksin. Silahlara davranılmayacak, toplar ateşlenmeyecek. Sulh içinde girecekler. Asla bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Sizden emir almadıkça kimse harekete geçmeyecek. Âlâ. Derhal bir adamını ocağa yolla, Bektaş Ağa'yı bulsun. Yeniçerilere ateş açılmayacağına dair teminat istiyorum. Emredersiniz sultanım. Of, şu günü kazasız belasız bir atlatsak. İnşallah sultanım. İnşallah. Cinci Hoca, bulamadınız mı hala? Sultanım, Cinci Hoca Efendi yok. Sırra kadem basmış. Vay kafir vay. O da zoru görünce kaçtı demek.
Hünkârım. Herkes beni tek tek bırakıp gidiyor Atike. Cinci de kayıplara karışmış. Ne bekliyordun İbrahim? O hainin fıtratı önceden belliydi zaten. Seni ikaz ettim. Güvenme dedim. İnşallah bir çukurun içine yanarak can verir. Hain. Şimdi Cinci'yi düşünecek vakit değil. Bostancılar sarayın kapılarını açmış. Asiller içeri giriyor. Nasıl olur? Bostancı başı bana söz verdi. Size sadakat üzereyim dedi. Yalan söylemiş. Hümaşa, buradan çıkmıyorsunuz. Atike. Atike. Kurban olayım gitme. Yalnız koyma beni ne olur. İbrahim. Geri geleceğim. Tamam mı? Güvendiğim ağalara haber vereceğim. Gelecekler, seni çıkartacağız buradan. Söz. Beyhudeyle uğraşma. Nereye kaçarım? Ben padişahım. Osman abim zamanında kaçta ne oldu? Bulurlar. Allah muhafaza. Ahalinin önüne atarlar beni. Hayır. Hayır, böyle şeyleri aklına getirme. Ben validemle konuşacağım. Seni buradan çıkartacağız. İbrahim, sana dokunamayacaklar. Söz verin. Gelin. Turhan, sen niye geldin? Bunu da uzaktan seyretmemi beklemiyorsunuz herhalde Sultan. Merak etme, senden hiçbir şey beklemiyorum. Hayır, ben senin yerinde olsam isyanı izlemek yerine bir köşeye sığınırdım. Siz de gayet iyi bilirsiniz ki bir köşeye sinip saklanacak tabiatım yok. Her ne olacaksa bizzat göreceğim. Neden ateşi açtılar? Turhan? Kabul edelim ki beni hafife aldınız Sultan. Ve bu size pahalıya mal olacak. Her daim olduğu gibi kibriniz gerçeği görmenize mani oldu. Sen böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Askerin öfkesini nasıl körüklersin? Kendinle ateşe attığının farkında değil misin? Ben zaten ateşin içindeyim. Niyetinizin ne olduğunu da farkındayım. Oğlumu tahta çıkardıktan sonra beni katledecektiniz. Artık mümkün değil.
Boyundan büyük işlere kalkıştım Turhan. Pişmanlığın da büyük olacak. Katledecekler beni. Zaten herkes ihanet etti bana. Kim koruyacak? Kim canımı alacaklar benim? Canımı alacaklar. Vallahi canımı alacaklar benim. Alacaklar canımı. Canımı alacaklar. Alacaklar. Alacaklar canımı alacaklar. Alacaklar canımı. İbrahim, İbrahim bana bak. Bana bak. Kimse sana zarar vermeyecek. İşittin mi beni? Kim cesaret edebilir Cihan Padişah'ına kıymaya? Ha? Sen sakin ol sadece. Ben buradayım. Yanındayım. Ha? Sakin ol. Hümaşa. Hümaşa ne? İbrahim. Nefes al. Allah'ım. Tamam. İbrahim. Nefes al. İbrahim. Hümaşa. İbrahim nefes al. Hümaşa. İbrahim nefes al. Tamam. Hümaşa. Tamam sakin. İbrahim nefes al. Tamam sakin ol. Atla geri çekilin. Tuzak bu. Ateş açılmayacak demişlerdi. Teminat vermişlerdi. Madem canımıza kastettiler, hesap versinler. Ayak divanına gelsinler. Validem, ne yapıyorsunuz siz? Olayların bu raddeye gelmesine nasıl izin verirsiniz? Atike, zaten canım burnumda, bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Validem, asiler ayak divanı istemiş. Ne olur bir şey yapın, durdurun onları. İbrahim, İbrahim'i vermeyeceksiniz değil mi validem? Kardeşime bir şey olmayacak değil mi? Validem bakın, o sizin tek evladınız. İstersiniz. İşte karşınızdayım. Valide Sultanım, bize söz vermiştiniz. Ateş açılmayacak, canınıza zarar gelmeyecek demiştiniz. Lakin bizi buraya niye çağırdığınız belli. Yoldaşlarımızı katletmek için. Esas tuzak bana karşı kuruldu.
en sadık adamlarım az evvel katledildi. Ben sizden hesap soracakken siz mi bana hesap sorarsınız? Ve siz hangi akla hizmet valide sultanınıza diş gösterirsiniz? Bizim dini devlete hizmetten başka bir arzumuz yoktur. Padişahımız Erşed değil. Bundan sebep nizam bozuldu. Boğaz abluk altında. Rüşvetle israftan ötürü asker düçar oldu. Biz Sultan İbrahim'i padişah olarak istemiyoruz. Evet, istemiyoruz. Padişah olarak istemiyoruz. Hünkaroğlumun ihmal ve kusurları aşikar. Bıçak kemiğe dayandı artık. Sultan İbrahim'in şer'en katli vaciptir. Siz de sürgün edileceksiniz. İsteğimiz budur. Davranın! Davranın! Resoysuzlar! Ağzınızdan çıkanı kulağınız işitsin! Keman kes. Kimsiniz? Kimsiniz de Cihan Padişahı'nı katletmek istersiniz? Gördüğünüz üzere sağ salim karşınızdayım. Ve Kösem Sultanımıza sadakat üzereyim. Zat-ı şahaneleri, devlet-i aliyenin bekası ve hanedanı Ali Osman'ın selameti için vaziyete el koydular. Her kim itaat etmezse bedelini canıyla öder. Sen hangi sıfatla karşımıza çıkarsın? Kendini hala sadrazam mı sanırsın? Biz diyeceğimizi dedik. Cansa can, kansa kan. Dönmeyiz yolumuzdan. Kansa kan, cansa can. Oyuna gelmeyin ağalar. Gördünüz işte. Kösem Sultan gizli saklı işler çevirmekte. Biz kemankeşi öldü bilirken meğer onu korumuş. Eskisi gibi onunla birlik olup devleti idare etmek istemekte. Razı mısınız buna? Doğru iş belli. Şehzadem Mehmet tahta çıkmalı ve Kösem Sultan kaidelere göre eski saraya gitmeli. Sen oğlunu tahta çıkarıp benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Şehzaden nerede şimdi? Şimdi nerede? Nerede olacak? Dairesinde. Ne yaptınız siz?
İş bu akdi ittifakle Kösem Sultanımız Valide-i Kebir sıfatıyla saltanat naibesi tayin edilmiştir. Hayırlara vesile. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile. Allah teşekkür ederiz. Allah teşekkür ederiz. Mütabakat sağlandığına göre gidip Mehmet'i çıkarayım. Kemankeş Paşa. Emredin sultanım. Sen hünkâroğluma refakat et. Canına zarar gelmesin. Allahu Ekber! Dedim ben size. Kemankeş yaşıyor dedim. Hiçbiriniz bana inanmadınız. Yaşıyor işte bak. Kemankeş sen? Hünkârım. Sizi almaya geldik. Zira taht artık şehzadeniz Mehmet'indir. Bir hainler. Bu nasıl iştir? Ben her birinizi ihsanlar etmedim mi? He? Şimdi havanıza tabi olmadığım için beni kaldırma tedarikinde bulunuyorsunuz. Ben padişahınız değil miyim? Bu nasıl iştir? Artık padişah değilsin. Vaktini keyif ve gaflet ile geçirdin. Rüşveti fahiş ve zalimleri aleme musallat. Beytül malı israf ve isnat ettin. Edepsiz köpek! Karşında hünkârın var senin. Bir hain. Ha? Sen kime sadakat yemin ettin ha? Kimden alırsın ulufeni? Hayır! Hayır bırakın! Bırak! Götüremezsiniz! Ne yapacaksınız? Canına bakın kimsiniz? Kemankeş! Götüremezsiniz! Bırak! Bırak götüremezsin! Bırak! Bırak! Bırak beni! Kemankeş! Bırak! Bırak beni! Kemankeş! Kemankeş yardım et! Kemankeş! Bırak! Götüremezsin! Sultanım korkmayın. Kılına dahi zarar gelmeyecek. Usulünce bir daireye kapatılacak. Kimler? Bırak! Kemankeş! Kemankeş! O el kadar oğlancağızı padişah mı edeceksiniz ha? O Sabi'nin saltanatı caiz mi sence? Madem beni tahttan indirmeye cesaret ettin, kendin padişah olsaydım. Ben de geleceğim. Bir şey yapamayacaksınız kardeşime, gözlerimle göreceğim. Sultanım sizin gelmeniz uygun olmaz. Bak, bak gördüm Atike ne yapıyorlar bana, gördün mü? İbrahim, çıkartacağım seni oradan, sakın korkma kardeşim. Tamam mı? Çıkartacağım. Hünkârım, hünkârım durun. İzin verin. Hünkârım, alın bunu. Thank you.
Mehmet'im. Aslan torunum benim. Taht artık senin. Gel benimle. Sana söz veriyorum, ben hep yanında olacağım. Söz mü? Söz. Şimdi başa yazılan buymuş. Emir yüce Allah'ın. Elhamdülillah. Hele bir cemaatin başı oldum. Ağalar. 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 Ağalar, ben padişahınız değil miyim? He? Zulmetmeyin bana, kurban olayım, zulmetmeyin. Korkuyorum ben karanlıktan. Vallahi çok korkuyorum. Ağalar. Ağalar. Ağalar, açın kapıyı. Kurban olayım, açın kapıyı. Ağalar, çok korkuyorum. Zulmetmeyin.
Allah aşkına zulmetmeyin ağlar. Vallahi billahi çok korkuyorum. Ağlar. 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 Allah aşkına açın. Açın. Ben korkuyorum ben. Vallahi çok korkuyorum. Korkuyorum. Korkuyorum ben karanlıktan. Vallahi çok korkuyorum.